Kronik lenfositik lösemi'nin tanısında lenfosit yüksekliğini gördükten sonra ilk yapılacak tetkik periferik kan yayması yani kan hücrelerinin mikroskopik incelemesidir. Kan hücrelerinin mikroskopik incelemesinde olgun lenfositlerin belirgin derecede arttığının görülmesi ve bu olgun lenfositlerin ezilmesinden ortaya çıkan basket hücrelerinin görülmesi tanıyı destekler. Fakat net tanının konması akım sitometri dediğimiz bu lenfositlerin anormal lenfositlerin yüzeyindeki yüzey antijenlerinin gösterilmesine bir nevi kimlik belirteçlerinin gösterilmesine dayanır. Bu şekilde kesin tanı konmuş olur. Kronik lenfositik lösemi'nin tanısında kemik iliği biyopsisinin direkt yeri bulunmamaktadır.